Bilmezler mi ki onlar neyi sır olarak saklarlar ve neyi açıklarlarsa Allah hepsini bilir. Ey insanoğlu! Falandan şunu kaçırdım, şundan bunu kaçırdım, şurada gizli yaptım diye kendini aldatma. Allah her şeyi görüp bilmektedir. Hesaba çekecektir. Onların bir de okuma yazması olmayan, kitabı ve yazıyı bilmeyen kısmı var ki, sadece bir takım kuruntu yığını hayaller kurarak zan peşinde dolaşırlar. Bilmiyorsan öğrenem ama hakikati öğren. Hak olan ilim kesin kes Kur'an-ı Kerim, sahi sünnettir, icma ve kıyasla başlar. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون ۖ
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Artık vay o kimselere ki kendi elleriyle kitap yazıp sonra biraz para almak için bu Allah tarafındandır derler. Artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara. Bir de dediler ki, bize sayılı birkaç günden başka asla ateş dokunmaz. De ki, siz Allah'tan bir söz, Allah'tan bir söz mü aldınız? Eğer öyleyse, Allah asla sözünden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Ey kıymetliler, işte Tevrat'ın yolundan, İncil'in yolundan sapan ve Yahudilerin durumu böyledir. Ey Müslümanlar, şanlı Kur'an'a sıkı sarılın. Yoksa Yahudilerin, Ben İsrail'in ve Hristiyan aleminin düştüğü ortama düşer, gayyaya, cehenneme yuvarlanır gidersiniz. Ey Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim asla bozulmadı, bozulmayacaktır. Aklını başına al. Bela men kesebe seyyiyeten ve ehadat bihi hatiyyetuhu فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Evet, kim bir günah işleyip de hatası kendini her taraftan kuşatmışsa, böyleleri ebedi kalmak üzere ateş ehlidirler. İmanını kaybeden ebedi ateştedir. Ve iz ehlennâ misâga benî İsrail أستعيذ بالله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون İşte kurtuluşun nerede olduğunu bu ayeti kerime ve emsal ayetler bildirmektedir. İman edip iyi işler yapanlar, salih ameller işleyenler var ya, işte öyleler ebedi kalmak üzere cennet ehlidirler. Bunlar cennettedirler. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أي kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak yine İsrail'den bakın hangi konuları insanlığa ibret sahnesi olarak takdim ediyor. Bir vakit İsrail oğullarından Allah'tan başkasına tapmayın diye söz aldı ve şöyle devam ediyor. Onlar Allah'a şöyle söz verdiler. Cenab-ı Hak onlara anne babaya, yakınlara, öksüzlere ve biçarelere de iyilikte bulunun. İnsanlara güzel sözler söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diye kesin kes Allah onlardan söz aldı, Allah'a söz vermişlerdi bu Beni İsrail. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor, biz bunlardan böyle söz almıştık. Sonra çok azınız hariç sözünüzden döndünüz, hala da dönüyorsunuz buyuruyor. İşte görüyorsunuz İsrail'in neler yaptıklarına bakın. Allah'a ne söz verdilerse bunun tersini yapmaktadırlar. İşlerinde istisnalar, kuralı bozmuyor. Evet kıymetliler, İsrail'in şahsında bütün insanlığa Cenab-ı Hak ders veriyor. Ve ihazna misakum la tasfikun dimakum ve la تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Yine bir vakit birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz diye İsrail'den söz aldık. Ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye sizden kesin söz aldık. Ey İsrailoğulları! Sonra siz bunu ikrar ettiniz ve ikrarınıza şahit de oldunuz. Sümme entüm hâulâ'i tegtulûne enfüsekum ve tuhricûn. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Sonra siz o kimselersiniz ki, ey İsrailoğulları, birbirinizi öldürüyorsunuz, Allah'a verdiğiniz sözden caydınız ve kendinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz, onların aleyhlerine günah ve düşmanlıkta birleşip yardımlaşıyorsunuz. Çıkarılmaları üzerinize yasaklanmışken size esir olarak geldiklerinde fityeleşmeye kalkışıyorsunuz. Ya siz kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inkar edenler, eğer öyleyse içinizden böyle yapanlar sonuç itibariyle dünya hayatında rezil ve rüsvaylıktan başka ne kazanabilirler? Kıyamet günü ise en şiddetli azaba girecekler, o azabı çekeceklerdir. Azap içinde kalacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ulaikellezine eşteravül hayâteddünyâ bil âhiret. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ İşte bunlar ahireti dünya hayatına satan kimselerdir. Onun için bunların azabı hafifletilmez ve kendilerine yardım da yapılmaz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Andolsun ki
Musa'ya o kitabı, Tevrat'ı verdik. Arkasından bir kısım peygamberler de gönderdik. Ayrıca Meryem'in oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Cebrail ile destekledik. Yani size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emir ile bir peygamber geldiğinde her defasında kafa tutar, ona karşı koyarlar ve kibrinize dokunduğu için kimini yalanlarsınız, kimini de öldürürsünüz. Böyle mi yapıyorsunuz? Cenab-ı Hak bu Beni İsrail'in durumunu bildirirken dünyaya mesaj veriyor. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e sıkı sarılın. Allah'ın ayetlerine karşı koymayın. Ve gâlu gulübüne gulf belle'annehumullâhü min küfrihim fegalilen mâ yu'minûn. Dediler ki bunlar, bizim kalplerimiz perdelidir. Bakın, Ben İsrail böyle diyor. Bizim kalplerimiz perdelidir. Öyle değil, inkarları sebebiyle Allah onları lanetledi. Kimde inkar varsa o lanetliktir, Allah ona lanet etmiştir. Onun için az ama çok az imana gelirler. Yani bunların içinde iman edenleri vardır ama çok azdır diyor Cenab-ı Hak. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ صَدَّقَ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah tarafından yanlarındakini doğrulamak üzere onlara bir kitap gelince, daha evvel inkar edenlere karşı yardım isteyip dururlarken, o tanıdıkları kendilerine gelince tuttular onu, inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti kafirlerin boynuna olsun. İşte kıymetliler, geçmişin geleceğin bütün gerçekleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Hazreti Muhammed'in deryasındadır. Tevrat, İncil, Suhuflar, Zebur, bunların hepsi Hazreti Muhammed'i ve bütün peygamberler Hazreti Muhammed'e haber verdiler. Bu İncil'de, Tevrat'ta ve bütün ilahi kitaplarda yazılıydı. O peygamberler bunu bildirdiler kavimlerine. Kur'an'ı kim inkar ederse İslam'ı, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini, işte onların boynuna Allah'ın laneti vardır.
Çünkü inkarcılar ebedi cehennemdedirler. Bi'se meşterâ bihi enfüsehum en yekfurû bimâ enzelallah. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ Allah'ın kullarından dilediğine kendi lütfundan vahiy indirmesini çekemeyerek kendilerini sattıkları o şey ne çirkindir. Allah'ın indirdiği her şeyi inkar ettiler de gazap üstüne gazaba çarptırıldılar. O kafirler için gayet aşağılayıcı bir azap vardır. İşte Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelince çekemediler. Başta Beni İsrail ve müşrikler, peşinden diğerleri. Ve izâ gîle lehum âminû bimâ enzelallâhu gâlû nü'minu bimâ unzile aleyna. بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlara Allah ne indirdiyse ona iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz derler ve diğerini inkar ederler. Oysa beraberlerindekini Tevrat'ı doğrulayan gerçek o. De ki, ya iman ediyordunuz da niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Bu konuda da yalan söylüyorlar. Çünkü kendi peygamberlerini de öldürüyorlar, Tevrat'a da inanmıyorlardı bunlar. Onun için Hazreti Muhammed'i de öldürmek için her yola başvurdular. Bu Beni İsrail'in eli kanlı, katil bir yapısı vardır. Bu Musa'ya da ve diğer kendi içlerinden gelen peygamberlerini de öldürüyorlardı. Tevrat'a da inanmıyorlardı. Tevrat'ı tahrif edip bozmaya çalışıyorlar ve dünyalık peşinde koşarak ahireti yok sayıyorlardı. Cenab-ı Hak bunlara soru soruyor. Madem öyleydi, niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz diyor. Filistin'de akan kanlara bakın. Bugün İsmail aleyhisselamla İshak aleyhisselam bunlar nedir? İbrahim aleyhisselamın çocuklarıdır. Şimdi İbrahim aleyhisselamın soyundan gelen
İsmail'den gelen Hazreti Muhammed'dir, İshak'tan gelen de diğer İsrail peygamberleridir. Kendi soylarından gelen peygamberleri dahi bunlar katleden katillerdirler. Ve lekad ce'akum Musa bil beyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi ve entum zalimun. Andolsun ki Musa size apaçık delillerle gelmişti de arkasından tuttunuz, buzağa taptınız. Sığırdan put yaptılar, taptılar bu Beni İsrail. Musa gibi, Harun gibi aleyhisselam peygamberler aralarında varken yaptılar bunu. İşte siz o zalimlersiniz diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Dünyaya haber veriyor. Diğer milletlere de ey diğer insanlık alemi, ibret alınız, ibret alınız, Kur'an-ı Kerim'e sarılınız. Allah'ın kitabına sarılmayıp da neye sarılacaksın? Düşünsene. Ve iz ehalna misaqakum ve rafa'na fevqakum tur. Huzû mâ âteynâkum bi kuvvetin ve esmeû. Gâlû semi'nâ ve asaynâ ve üşribû fî kulûbihimül icle bikufrihim. Kul bi'semâ ye'nurukum bihi imânukum in kuntum. İn kuntum müminin. Bir vakit size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve dinleyin diye Tur Dağı'nı tepenize kaldırıp sizden kesin bir söz almıştık. Dinledik, İsyan ettik dediler. Ve inkarları yüzünden kalplerindeki buzağı sevgisini, put sevgisini iliklerine kadar işlettiler. Putu iliklerine, kalplerine yerleştirdiler. De ki, eğer siz gerçekten inananlardansanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. İmansızlığı iman kabul edenlerin hali perişandır. Küfrü, şirki, nifakı iman kabul edenlerin hali ebedi perişandır. Allah bu duruma düşenlerden eylemesin. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı kurtarmaya geldi. İsrail'i de, Hristiyanını da, Arabını da, Türkünü de, bütün milletleri, bütün çağların insanlarını ebedi kurtuluşa çağırıyor. Darül İslam'dan Darül Selam'a çağırıyor. Dünyanın cenneti İslam'dır. İslam seni bu dünyadan alır Darül Selam'a, ahiretteki gerçek cennete hazırlar. İslam'ın dışında seni cennete hazırlayacak
cehennemden kurtaracak başka bir nizam yoktur. Gerçek hak ve ilahi nizam Allah'ın nizamı İslam'dır, şanlı Kur'an'dır. Bunun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimelerde de bakın ne buyuruyor. De ki Allah yanında ahiret evi başkalarının değil de sadece sizin ise, haydi ölümü canınıza minnet bilip temenni edin bakalım, ölümü isteyin. Eğer sözünüzde doğruysanız, Yahudiler İsrailoğullarının içinde öyle bir Siyon grubu vardır ki, kendilerinden başkasını cennette görmezler. Cenab-ı Hak onlara ne diyor? Madem ki sözünüzde doğruysanız, ahiret cennet sizinse, öyleyse ölümü hemen temenni edin de cennete girin. Fakat ellerinin yaptıkları yüzünden onu hiçbir zaman temenni edemezler. Yani ölümden çok korkar kaçarlar. Hem öyle derler hem böyle derler. Allah Celle Celaluhu o zalimleri bilmektedir. Şüphesiz onları insanların hayata en düşkünü, hatta Allah'a ortak koşanlardan daha düşkün bulacaksın. Bu Beni İsrail, diğer müşrik ateşperestlerden de, diğer putperestlerden de daha çok dünyalıktır. Ölümden korkarlar. Her biri ister ki 1000 sene ömrü olsun. Oysa bu kadar ömür kendisini azaptan uzaklaştıracak değildir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed vay haline ki diyor, ömrü uzun ameli kötü olanların vay haline. Allah onların neler yaptıklarını görmektedir. Allah'ın adaleti şaşmaz. Çare ne ey İsrailoğulları ve insanlık alemi? Kur'an-ı Kerim çareyi gösteriyor. İmana gelin, Müslüman olun. Çare budur. Allahu Teala yüce İslam'ın imanını, ameli salihini
itikatta, amelde, ahlakta, hukukta, bütün ilahi nizamın, bütün kanun ve kurallarını, onun barışını dünyaya hakim eylesin kıymetli dostlarımız.